Hasta dosyaları, diğer tıbbi kayıtlar ve belgeler hastalıkların teşhis ve tedavisinde, tıbbi araştırmalarda, eğitimde, yönetsel planlamada kullanılması yanı sıra mahkemelerde delil olarak kullanılarak önemli bir katkı sağlar. Sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişiler, ister kamu kurumu, ister özel kurum olsun, kendisine başvuran herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Tıbbi sekreterler tıbbi belgelerin hasta, hastane, hekimler açısından önemini bilmek durumunda olup bu kayıtların düzenli, doğru bir şekilde tutulması, gizlilik ve mahremiyetinin korunmasını sağlama sorumluluğu bulunur. Sağlık kurumları, kurumlarında tutulan tıbbi kayıtlarla ilgili olarak idari yönden sorumludur. İdare hukuku yönünden kusurlar hizmet kusuru ve kişisel kusur olmak üzere ikiye ayrılır sağlık kayıtlarının tutulması, saklanması ve gerektiğinde kullanıma sunulmasıyla ilgili olarak bu kayıtları tutanların, kullananların, hasta ve yakınlarının ve sağlık kuruluşlarının bir takım yasal sorumlulukları vardır. Bu yasal sorumluluklar kanunlarda çok açık bir şekilde belirtilmemiş olmakla beraber yasa ve yönetmeliklere dağıtılmıştır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Tıp hukuku, sağlık hukuku, tıbbi müdahale, sağlık kayıtları, tıbbi belge, gizlilik, mahremiyet, güvenlik. Bu programı izledikten sonra kişisel sağlık verileri nedir? Sağlık kayıtlarına ilişkin sorumluluklar, yasa ve yönetmelikler nelerdir? Sağlık kayıtlarının hukuki önemi nedir? sorularına cevap verebileceksiniz. Sağlık kayıtlarının tutulması, saklanması ve gerektiğinde kullanıma sunulması ile ilgili olarak bu kayıtları tutanların, kullananların, hasta ve yakınlarının ve sağlık kuruluşlarının bir takım yasal sorumlulukları vardır. Sağlık kurumları, kurumlarında tutulan tıbbi kayıtlarla ilgili olarak idari yönden sorumludur. İdare hukuku yönünden kusurlar, hizmet kusuru ve kişisel kusur olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetimin kamu hizmetinin uygun ve düzenli biçimde sunulması görevi bulunur. Hizmet kusurları hizmetin geç işlemesi, hizmetin kötü işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi şeklindedir. Örneğin, acil bir hastanın uzun süre bakımsız kalması hizmetin geç işlemesinden dolayı hizmet kusurudur. Hastaya ait grafiklerin gerekli şekilde muhafaza edilmemesi ve hastaya ait dosyanın kaybedilmesi Hizmetin kötü işlemesinden kaynaklanan hizmet kusurudur. Kişisel kusurlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hekimin işlediği şahsi suçlardır. Örneğin, uyarılara rağmen acil bir vakaya zamanında müdahale edilmemesi tıbbi müdahale için onayını alması gerekirken hastadan onay alınmamış olması ya da herhangi bir tehlike nedeniyle hastayı örneğin ameliyathanede bırakıp gidilmesi kişisel kusur sayılır. Sağlık kayıtlarıyla ilgili sorumluluklar kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk, kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk, sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluktur. Kayıtları tutmakla yükümlü her sağlık çalışanı bunların doğruluğundan da sorumludur eğer kayıtlardaki yanlışlıktan hasta bir zarara uğrarsa örneğin verilen ilaç dozu yanlışsa bundan dolayı hastanın uğrayacağı zarardan hekim sorumlu olur. Yanlış ilaç dozundan hasta ölmüşse hasta yakınları uğradıkları maddi zararı örneğin yanlış ilaç dozunun yol açtığı durumun tedavisi için yaptıkları masrafı Ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu şahısların maddi destekten yoksun kalmaları nedeniyle uğradıkları zararı ödemek zorunda kalır. Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluksa, kayıtları tutan kişinin göstermesi gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanan sorumluluk kastedilir. Kayıtlarda yazılan bilgiler hastanın kişisel bilgileridir. Sağlık çalışanı bu bilgilerin gizliliğinden de sorumludur. İster kasten, ister ihmaliyle olsun bu bilgilerin ortaya çıkmasına yol açıldığında, bilgilerin açıklanmasından zarar gören kişinin uğradığı zarar karşılanmak zorundadır. Bu bilgilerin açığa çıkmasıyla kişi işini kaybetmiş, toplum içinde utanmış, ticaret hayatı zarar görmüş olabilir. Bazı durumlarda sır saklama yükümlülüğüne aykırı bir durum oluştuğunda sağlık hizmeti veren kurum, çalıştırdığı kişilerden dolayı dava edilebilir. Bazı durumlarda Kişisel bilgilerin açıklanması sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeme olarak anlaşılmaz. Bu durumlar şunlardır. Sosyal güvenlik kurumları hizmet verdikleri kişilerin tıbbi kayıtların kendilerini ilgilendiren kısımlarını ilgili kişi ve kurumlardan isteyebilirler ve bu istek yerine getirilmelidir. Özel sigortalarda bazı durumlarda sigortalıların kayıtlarını alma hakkına sahiptirler. Kanunlar buna izin verir özel hizmet sözleşmesine ya da başka türlü bir statüye dayanarak çalışanların işverenleri çalıştırdıkları kişinin tıbbi kayıtlarından kendisini ilgilendiren kısmını isteyebilir. Bu kişisel hayatın gizliliğine aykırı sayılmaz. Örneğin sağlık raporları bütün özel ve kamu sağlık kurumlarını denetleme yetkisi bulunan Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi istatistikleri oluşturmak ya da toplum sağlığı açısından önemli durumları öğrenmek için tıbbi kayıtları öğrenme hakkı vardır. Kişinin bireysel olarak belirlenmesini sağlayan her türlü bilgi kişisel veridir. Bu tek bir bilgi olabileceği gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda bilgi de olabilir. Kişinin adı, adresi, kimlik numarası, doğum tarihi, fotoğrafı, kredi kartı numaraları, parmak izleri, IP adresi, sağlık raporları Kişisel verilere verilebilecek örneklerdir. Sağlık kayıtları her şeyden önce kişisel veridir ve kişisel sağlık verisi olarak değerlendirilir. Kişisel sağlık verileri kişinin hayat hakkı, sağlık hizmeti alma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, ayrımcılığa maruz kalmama hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı ile bağlantılıdır. Kişisel verilerle ilgili şu konulara da dikkat çekilebilir. Hasta kendisine uygulanacak tedavi hakkında anlayabileceği bir dilde bilgilendirilmelidir. Hasta bilgisinin kullanılmasıyla ilgili olarak hastadan veya yasal temsilcisinden onay alınmalıdır. Hastanın kimlik bilgisi saklanmalı, bilginin korunması için gereken önlemler alınmalıdır. Kişiler kendileriyle ilgili bilgilere erişme ve bu bilgileri düzeltme ve silme hakkına sahip olmalıdır. Sağlık kuruluşları için elektronik ortamda sağlık kayıtlarının saklanması ve korunması yükümlülüğü, manuel kayıtların saklanması ve korunması kuralları ile aynıdır. Elektronik kayıtlarla ilgili olarak 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nda birçok düzenleme yapılmıştır. Kişisel verilerin kaydedilmesi Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesine göre, hukuka uygun olarak elde edilen bilgilerin amaçları dışında kullanılması ve herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasına sebep olunması, kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayıt edilmesi suçtur. Mesleki ilişki sebebiyle öğrenilen bilgiler gizli olduğundan, tıbbi amaçta olsun veya olmasın Hastanın yazılı izni olmadan kullanılamaz. Toplantı ve yayınlarda veya başka sebeplerle açıklanamaz. Ancak tıbbi kayıtlardaki hastanın kimlik bilgileri hiçbir surette anlaşılmayacak şekilde bilimsel amaçlı kullanılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Türk Medeni Kanunu, elektronik haberleşme kanunu, tıbbi deontoloji tüzüğü, özel hayatın gizliliğinin ihlaline, hukuka uygun olma koşulu ile olanak sağlar. Sağlık kayıtları, kişisel veri olarak ele alındığında bunların tutulması, kullanılması sırasında karşılaşılan durumlarda yol gösterici olur. Sağlık kayıtlarında veri güvenliği konusunda gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik üç temel prensiptir. Tıbbi gizlilikte güven önemlidir. Güvenliğin sağlanmasının amacı sağlık bilgi sistemlerinin ve bu sistemlerde saklanan ve işlenen verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve varlığını sağlamaktır. Gizlilik kişisel sağlık bilgisinin kontrolü açısından herhangi bir kişinin sahip olduğu hak ve istek güvenilirlik sağlık bakımı sağlayan kişiye kişisel sağlık bilgisinin kontrollü bir biçimde verilmesi, sunulması ya da bilginin kullanılabileceği şartları ve kapsamı sınırlayan bir anlaşmayla bilginin koruyucusuna yetki verilmesi, güvenlik, gizlilikle ilgili politikaların, prosedürlerin ve güvenlik tedbirlerinin toplamıdır. Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması için şu kurallar sıralanabilir. Yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır. Kimin hangi yetkilerle, hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Ancak hastanın yazılı onayı ile diğer sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler. Hastanın onayı olmadan hiç kimse hasta sağlık bilgilerini üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez. Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez. Hasta dosyasının bir kopyası hastaya verilebilir. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiçbir hasta kaydı elektronik veya kağıt ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilmemelidir. Gizliliği sağlamak için hasta dosyalarının gelişi güzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkalarınca okunabilecek şekilde bırakılmaması gerekir. Telefonla konuşurken hastayla ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmemesine özen gösterilmelidir. Bütün hasta sağlık kayıtları fiziksel olarak korunmuş mekanlarda saklanmalıdır. Elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişim mümkün olmamalıdır. Hasta dosyaları şu durumlarda mahkemeler tarafından kullanılır. Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat, geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat, yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat, tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat, gereksiz ameliyat ve tedavi nedeniyle tazminat Hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onayı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat, sır saklama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tazminat, ivedi yardım gerektiren durumlarda hekimin görevini yapmayarak hastanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmasından dolayı maddi ve manevi tazminat, ivedi ve ilk yardım hizmetini yerine getirmeyerek ağır yaralıyı veya hastayı kapıdan geri çeviren hastane yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat. Tıbbi kayıtların ve hasta dosyalarının hasta dosyaları arşivlerinde saklanmasıyla ilgili sağlık kurumlarında saklanma süresinin yasal olarak ne kadar olduğuna ilişkin problem yaşanır. Sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivlerine ayrılan alan sınırlıdır ve çoğu hastane yasal sınırların daha üstünde hasta dosyası saklamak istemez. Bu yüzden yasal saklama sürelerinin açık olarak bütün sağlık kurumları tarafından bilinmesi son derece önemlidir. Sağlık kayıtlarının tutulması, saklanması ve gerektiğinde kullanıma sunulmasıyla ilgili olarak bu kayıtları tutanların, kullananların, hasta ve yakınlarının ve sağlık kuruluşlarının bir takım yasal sorumlulukları vardır. Hasta dosyalarındaki belgeler doğru ve düzgün tutulduğunda mahkemelerde delil olarak kullanılır. Bu delillerin geçerliliği kayıtların doğru ve zamanında tam olarak tutulmasına bağlıdır. Sağlık kurumları, kurumlarında tutulan tıbbi kayıtlarla ilgili olarak idari yönden sorumludur. İdari hukuku yönünden kusurlar, hizmet kusuru ve kişisel kusur olmak üzere ikiye ayrılır. Hasta dosyaları mahkemeler tarafından kullanılır. Bu durumlarda hasta dosyasındaki kişisel verilerin ve tıbbi bilgilerin tam ve doğru olması önemlidir. Bu programda kişisel sağlık verileri nedir? Sağlık kayıtlarına ilişkin sorumluluklar, yasa ve yönetmelikler nelerdir? Sağlık kayıtlarının hukuki önemi nedir sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi tıbbi belgeleme ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.